Yıllar önce bizzat tanıklarından dinlediğim bir tarih sahnesi var. 15 Eylül 1961, Cuma günü. Yassıada'da bir devrin karar duruşması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes dahil 15 yönetici için idam karar veriliyor. Çıkışta idamlıkların elleri arkadan kelepçeleniyor, bir muhribe bindiriliyorlar, Yassıada'dan idamların yapılacağı İmralı'ya doğru gönderiliyorlar. Bu sessiz ölüm yolculuğunda Muhribin ambarında elleri arkadan kelepçeli olarak ölüme giden devrik Bayar Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya dönüp soruyor. Fatin anlat bakalım. Müşterek pazara girmemiz Türkiye'nin hayrına mı olur, zararına mı? O yolculuğun sonunda Bayar yaşı dolayısıyla idamdan kurtuldu. Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. İdamların 60. yılındayız. Hala müşterek pazar var gündemde. Daha doğrusu artık Türkiye'nin gündeminde Avrupa Birliği yok da Avrupa Birliği'nin gündeminde Türkiye var. Ve tıpkı anlattığım sahnedeki gibi biz elimizde kelepçe bir faciaya doğru yol alırken bu kez Avrupalılar ne yapsak Türkiye'nin daha doğrusu bizim hayrımıza olur diye tartışıyorlar. Artık bıktıran açıklamalarla Türkiye'deki gelişmelerden kaygılı olduklarını söyleyip duruyorlar. Arada Erdoğan küçük bir taviz verirse bunu çok olumlu bir işaret gibi gösterip kirli pazarlıklara, yoğun ticarete ve silah satmaya devam ediyorlar. Erdoğan mültecileri Avrupa'ya yollar korkusuyla Ankara'nın hukuku katletmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hiçe saymasına göz yumuyorlar. Aileden saymadıkları, 60 yıldır kapıda beklettikleri Türkiye'yi küçük vaatlerle oyalayıp Rusya'ya yanaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Son AB zirvesi Erdoğan'ın çok cüretkar kararlar aldığı haftanın ardından gerçekleşti. Muhalefetin kilit partisi HDP'ye kapatma davasının açıldığı, HDP'li bir vekilin meclisi basan polis tarafından gözaltına alındığı, Erdoğan'ın kadınları şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği haftanın sonunda AB liderleri Erdoğan'a zaman tanımaya yani siyasi ömrünü uzatmaya karar verdiler. Arada Türkiye'de demokrasi mücadelesi verenlere soruyorlar ya sizin için ne yapabiliriz diye yine tarihten filozof Diyojen'den bir cevap veriyoruz. Gölge etmeyin başka ihsan istemez.